İkindi sohbetlerinin, sabah kahvaltılarının ve akşam sefalarının eşsiz lezzeti çay şimdilerde tartışma konusu. Afrika sıcaklarının baş gösterdiği ülkemizde vatandaşlar serinlemenin yöntemini arıyor. İşte bu arayışa yanıt Amerika'da yayınlanan bir dergiden geldi. Çay harareti alıyor. Bir çay içelim senle. Çaylar benden, manzara senden olsun demiş şair. Amerika'da bir dergi çayın harareti aldığına yönelik iddialar ortaya attı sevgili izleyenler. Biz de Aksu Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Can Karadana ile birlikte bakalım çay gerçekten harareti alıyor mu bu sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımıza sorduk. Efendim neler söylemek istersiniz? Bu inanılmaz sıcaklar var artık, Afrika sıcakları geldi. Türkiye son 40 yılın en sıcak yaz aylarından bir tanesini yaşıyor. Siz de çay içiyorsunuz. Yaz sıcakları şu an başladı. Hani soğuk içecekler harareti almıyor. Onu bir fark ettik yani bir halk olarak. Çay içiyoruz. Hani içimizi daha bir rahatlatıyor, ısıtıyor. Ülke geneli sıcaklıklar 45 ila yer yer 50 dereceye kadar çıkmakta. Tabii derginin yayınlamış olduğu makalede söz edilen çay olayı hakikaten bilimsel olarak doğrudur, vücudu dinlendirmesi. Öncelikli olarak biz daha önceki sporculuk dönemimizde hocamız Hızır Çerkez, Rus antrenörümüz, spor yaparken bu dönemlerde bize antrenmandan hemen sonra vücut sıcakken, terliyken büyük bir çaydanlıkla bize çay demlerdi. Şehrimizde de bu durum çok farklı değil. Bakalım gönül sohbetlerimizin müdavimi, çayın hararete iyi geldiği konusunda vatandaşlarımız ne düşünüyor? Sevgili izleyenler, Amerika'da bir dergi çayın harareti aldığına yönelik bir iddia ortaya atmıştı. Biz de Kahramanmaraşlara bunu sorduk. Bakalım gerçekten çay mı harareti alıyor yoksa portakal suyu mu? Evet, havalar sıcak. Biz de çay belki harareti alır diye çayımızı içtik. Peki sizce gerçekten alıyor mu? Bilmiyorum. Hissettiniz belki mi yani? Yani terletiyor, daha çok terletiyor sanki. Evet, havalar çok sıcak. Ben hararet aldığını düşünmüyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi terliyorum zaten. Bence soğuk şeyler daha hararet alıyor yani. Soğuk içecekler içmeliler. Özellikle Kahramanmaraş'ta dondurma yiyecek yani. Genelde çay çok kullanıyorlar. Ama bu aralar portakal suyuna döndük yani. Bayağı portakal suyu. Peki doğal mı bu portakal suyu? Evet, portakal suyumuz doğal. Taze sıkılmış. Ben çayı çok severim. Çaysız asla yapamam. Vallahi saymadım da 15 bardak falan olur benim yani. Daha fazlası var da. Vallahi çay da alır diye duyuyoruz ama portakal daha iyi alır herhalde. Siz hangisini en çok tercih ediyorsunuz bu sıcak yaz aylarında? Çayı tercih ederim.